Sana diyorum. Duymuyor musun? Ne diyorsun? Benim kazamla ne yapıyorsun? Kazak mı? Ha, bu mu? Senin kazak mı bu? Topluyorum. Kırılı temiz karışmış birbirine. Çamaşır yıkanacak atmışsın hep. Sen kendi işlerinle ilgilen. Adalet Hanım bakar o işlere. İyi. Bana kızacak bir şey buldun yine. Ne yapsam kız bağır zaten. İyilik yok sana artık. Bakmam bu işe bundan sonra. Umurumda değil artık. Umurunda değil demek. Hiç öyle görünmüyordu az önce. İnanmadı. İnanmadı galiba. Bu saatte ortalık mı toplanır? Ne işin var odamda? Bir rahat yok mu seninle? İlaçlarını içtin mi diye kontrola geldim. Gidiyorum şimdi ama sonra gene geleceğim. Hayır, gelmeyeceksin. İyiyim diyorum sana. Benimle bu kadar ilgilenmene gerek yok. Gerek var. Sen Yusuf'un amcası değil misin? Minikuş seni iyi olmanı istiyor. Hasta olunca sana bakmak benim görevim. Yusuf için. İnan çekici. Ne yapıyorum ben? Topla kendini Nana. Su. Su içmem lazım benim. Kolay gelsin Adalet abla. Biraz. Ateşin mi çıktı yoksa? Niye diktin öyle soğuk soğuk suları kafana? İçim sıcak oldu biraz. Adalet abla, sen bu saate yemek mi yiyorsun? Evet kızım, ama bunun özel bir adı var. Sahur. Yarın oruç tutacağım, Allah kabul ederse. Oruç biliyorum, vizede var. Yemiyorsun, içmiyorsun. Ama yarın ne var ki? Adak adamıştım. Yaman Bey sağ salim dönerse oruç tutacağım demiştim. Kabul oldu çok şükür. Onun orucu. Adalet abla, senin kalbin ne güzel. Allah razı olsun kızım. Ama İslam geleneğimizde var bu. Oruç sadece böyle fiziki olarak yemekten, içmekten kesilmek değil. Aynı zamanda kalbinin de katılması lazım bu oruca. Kalpte mi oruç tutuyor? Tabii kızım. Kalbin, iraden de tutuyor. Kalbe girmeyen oruç boşu boşuna aç kalmak gibi olur. Bak, ne çok nimetin içindeyiz değil mi? Oruçla varlığın içinde yokluğu seçiyorsun. Sabrediyorsun. Nefsine dur diyorsun. Allah'tan başka her şeyi terk edip yalnız Rabbine sığınıyorsun. Eğer onunla uyur, onunla gözünü açarsan kim bilir? Belki gönül gözünü de açıverir. Neredesin Kırımlı? Neredesin? Tanrım, ne olur hayatta olsun. Bana yardım et onu bulmam için, ne olur. Ben de yapmışım adak, iyi olsun diye.
Yusuf için. Yusuf iyi olsun diye yaptım Adak. Büyük bir yemek vereceğim fakirler için. Sonra da konakta aile sofrası kurmak istiyorum. Ne güzel düşünmüşsün kızım. Ben de sana yardım ederim. Ne istiyorsan yaparız birlikte. Yok yok. Her şeyi kendim yaparım. Alışveriş, hepsini. Hepsine tek başına yetişemezsin kızım. Birlikte yaparız. O zaman adam yerine gelir mi ki? Yine sen yapacaksın. Önemli olan niyet. Hem hayırlı yolda yardım kabul etmek en güzelidir. Ben de sana yol gösteririm, yardım ederim. Bunda bir şey yok ki. Yok. Benim tek başıma yapmam gerek. Peki. Sen nasıl istersen. Sabah ilk iş malzemeleri alıp başlayacağım. Ya olabilir mi böyle bir şey ya? Ya insan ölümden bile faydalanır mı ya? Tam yaklaşıyorum, insanmış diyorum. Ama yok. Beyefendi ben dramın ekmeğini yiyeceğim diyor. Hayır, gerçekten üzülmediğini bilsem kızacağım. Ama biliyorum çok üzüldü. Yani aklım almıyor. İnsan o acılı moddan çıkıp nasıl tavlama kafasına geçer ya? Hiç utanması da yok. Neşe sen ne gülüyorsun ya? Tamam abla, ben sana bir şey söyleyeceğim ama sen bana kızma. Tamam söyle, ne? Abla ya, aslında bu olay çok romantik değil mi? Ne diyorsun Neşe sen ya? Nesi romantik? Ferit abi sana çok aşık. Adamın eline hangi fırsat geçerse hepsini kullanıyor. Sen bunu görmüyor musun abla? Ya pes Neşe. Gerçekten pes. Tamam. Biraz fazla ileri gitti. Ama niyeti iyi. Bir de bu açıdan bak. Ama ben seni tanıyorum. Sen bunun cezasını çok pis keseceksin Ferit abiden. Aynen öyle. Ben onu ne yapacağımı çok iyi biliyorum. O zaman bu kahvaltı işi iptal. Hayır. Onu öyle bir kahvaltı deneyimi yaşatacağım ki. Kılıçlar çekiliyor desene. Kahvaltı için özel bir isteğim var mıymış? Görsün sen özel kahvaltıyı. Vay vay vay, ne güzel sarıyorsun öyle be komiserim. Ha? Elinden de her iş geliyor ha. Herhalde oğlum, karşında Ferit Bulut var senin. Ferit Bulut. 10 parmağımda 10 marifet vardır benim. Heh. Mesaj geldi. Bakalım ne yazmış Ayşe. Yemek önemli değil. İnsanın değer verdikleri yanında olsun yeter. Önemli olan bir arada olmak. Sen yorulma. Bir şey istiyorsan bana söyle. Canım ya. Nasıl da düşünceli ya. Sen diyor, ne lazımsa bana söyle diyor. Nasıl düşünceli. Canım ya. Yarın şu pizzalardan da aldık mı tamamdır bu iş Volke. Yüzün nasıl? Vallahi her zamanki gibi komiserim. Ya diyorum ki, böyle bir gözümün altını morartsam, makyaj yapsam. Ha? Bütün gece böyle uyumamışım gibi. Ha? Şöyle matemimi belli eden kapkara kıyafetler mi giysem? Ya komiserim o kadar da yapma be. Niye ya? Niye yapmayayım? Olmaz, fazla yani. Fazla mı diyorsun? Fazla olur. O zaman yapmayayım. Fazla olur.
Doğru diyorsun ya Fazla. Bana yemek yemeden aç aç mı yapacaksın alışverişini? Acele etmem lazım Canukam. Seni okuldan dönene kadar işlerimi bitirmek istiyorum. Şey, listeyi aldın mı acaba? Almışım. Tamam, görüşürüz Minikuş. Görüşürüz Ana. Hadi. Ayşe, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne gerek vardı ya, bir sürü bir şey almışsın. Hadi geç geç, soğutmadan başlayalım yemeklere. Ben şunları bir tabağa koyup geliyorum. Yumurtayı tam istediğin gibi yaptım, kayısı kıvamında. Sevdiğim beyaz peyniri de buldum. Heh, bak vişne reçeli de var. Ellerimle sana börek bile yaptım. Karşımda sen. Önümde böyle mükellef bir sofra. Ya bir fani Allah'ından daha ne ister ki? Ferit. Ne kadar şükretsek az. Evet. Geç buyur, ayakta kaldım. Otur, ben çay koyup geleyim. Sen başla, ben çayları koyup geleceğim. Olmaz. Sen olmadan boğazımdan tek lokma bile geçmez. Otur lütfen. Çay. Otur. Bak, en sevdiğimden. Otlu poğaça. Acuka aldım. Sen de bundan buyur, seversin. Ferit çok düşüncelisin. Asıl sen çok düşüncelisin Ayşe. Ne zahmetler etmişsin. Sağ ol. Yani sevdiğin hiçbir şey atlamak istemedim. Çiçekleri de unutmamışsın. Evet. Bundan sonra eve hep taze çiçekler alacağım. Çünkü hayatın gelip geçici olduğunu en iyi anlatan şeylerden. Geliyorlar işte tüm güzellikleriyle, açılıyorlar. Sonra da solup gidiyorlar. Ayşe. Ayşe iyi misin? Ha? Dalmışım. Ayşeciğim, yavaş yavaş tavına geliyorsun. Hoş geliyorsun canım benim. Ben bir çayları alıp geliyorum. Göreceksin sen Ferit Efendi. Eşekten düşmüş karpuza çevireceğim seni. Cengar hallederdi o işleri. Sen niye boş yere yordun kendini? Oturup Yusuf'la ilgilensen. Bu Yusuf için zaten. Canuka için adak adamıştım.
Bir gün yemekleri ben yapacağım. Mantarları ormandan toplamadın inşallah. Mantar yok, merak etme. Baharatları karıştırırsın, tuzu şekeri karıştırırsın. Gene bizi zehirlemenin bir yolunu bulursun sen. En iyisi bırak o işleri Adalet Hanım yapsın. Boşuna uğraşma. Ben yapacağım. Adak benim adam. Yemekleri ben yapacağım. O kadar. Herkese kolay gelsin. Nana Hanım. Siz niye alışverişe çıktınız? Biz hallederdik. Nana adak adamış Yusuf için. Bugün yemekleri Nana yapacak. Evet. Alışverişte ben yapmak istedim. Bir gün bütün hizmet bende. Peki o zaman. Bir şey ihtiyacınız olursa ben arka bahçedeyim. Düzenleme için gelmişler. Sen yemek yapmayı bilmiyorsun ki. Tarifler burada. Bakıp bakıp yapacağım. Duyu da inanma. Olacak peki? Ver kızım onu bana. Doğrayayım ben onu küçük küçük ondan sonra koyarsın. Aman 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 aman. Onu da ver. Onu da doğrayacağım. Doğru. Ne oluyor burada? Seferberlik mi ilan edildi? Ne bu mutfağın hali? Nana adak adamış da Akça Hanım. Bugün bütün yemekleri kendisi yapacakmış. Çorba oldu mu Adalet abla? Olacak inşallah kızım. Bence tavukları bütün atmalıydık. Daha iyi olacaktı. Hayatım boyunca unutmayacağım bu güzel kahvaltıyı. Hiç şüphen olmasın. Ne güzel karşılıklı kahvaltımızı yaptık değil mi? Ama bak yine aynı şey oldu. Ne oldu ki? Ne bileyim her şey bitti.
geçip gidiyor yani. Baksana, tabaklar bile boşaldı. Bir güzel şey daha göz açıp kapayıncaya kadar bitti hayat gibi. Söylenecek çok şey varken susmamalı insan. Artık keşkelere yer yok. Yok yani. Ben de bunu konuşmak için çağırmıştım seni aslında. O kadar haklısın ki Ferit. Şu yaşadıklarımız var ya, beni çok etkiledi. Sanki karşımda varlığından habersiz olduğum yeni bir kapı gördüm. Farkında olmadığım şeyleri keşfettim. Hayat kısa. Bir sürü şey geldi geçti aklımda. Ve ben artık bunları içim tutmak istemiyorum. Tutma Ayşe, tutma. Gönder gelsin. Bunlar o kadar uzun zamandır aklımda ki. Hep savaştım. Hep mücadele ettim. Ama artık içimdeki bu duygulardan kaçmak istemiyorum. Söyle, söyle, erteleme, söyle. Ben... nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Evet, evet sen. Ben... Koray'la tekrar bir araya gelmeye karar verdim. Ne? Sen... o kıl kuyrukla mı? Evet. Sen uyandırdın beni. Çok teşekkür ederim. Hay uyandırmaz olaydım seni. Evet. Koray bu dünyada benim en güvendiğim insan. Her zaman korudu beni. Hep destekledi, hep yanımda oldu. Hiç bırakmadı. Hala da öyle. Hem biz bir aileyiz. Tekrar bir araya gelmemiz doğa için de en doğru karar. Sen haklıydın. Hayatımızda keşkelerin olmaması lazım. Ben onun için söylemedim o lafları. Kendim için söyledim, kendim. Sen? Sen biliyorsun değil mi? Tabii ki biliyordum. Ama var ya, şu kulaklarımı kesseydim de duymasaydım bu alçaklığını. Demek dramın ekmeğini yiyecektin ha? Ama öyle olmaz Ferit komiser. Bak böyle olur. Bir tek akıllı sen misin sanıyorsun? Kızım ne yapmışsın? Çok su koymuşsun. Cıvık olmuş. Un koy biraz. Kıvam alsın. Olmaz öyle. Tamam. Koy. Koy biraz daha. Kaç saattir mutfakta? Daha ortada bir şey yok. Beceriksiz işte.
her şeyi ben yapacağım dedim. Ama şu hale bak. Adam kabul olmayacak. Yardım da aldım senden. Olur mu hiç öyle şey? Şöyle yap, böyle yap diyorum ben sadece. Hem senin niyetin, gayretin önemli. Monika. Geldin mi minik kuşum? Sen okuldan dondun. Ben hala mutfaktan çıkamadım. Olsun, bence çok güzel şeyler yapacaksın. Ben odama gidiyorum. Tamam. Savaş mı çıktı, bomba mı düştü? Bu ne hal? Mutfak dağılmadan iyi yemek yapılmaz. Kim söylemiş bu lafı? Bir Gürcü düşünür falan mı? Evet. Ünlü Gürcü düşünür Nana Meryem söylemiş. Olmayacak. Yapamayacağım ben. Aa! Olur mu kızım? Ne demek olmayacak? Beraber yapacağız işte. Ver bakayım sen bana hamuru. Biraz un koyalım. Fotoğrafımızı çeker misin? Tabii olur, ateş parçası. Gülümsen ama. Hı hı, tamam. Al bakalım. Bana da göster. Şimdi tencereleri arabaya koymak gerekiyor, değil mi? Cengel Bey'e söylerim, halleder kızım. Yoruldun sen. Keşke tek başıma yapabilseydim. Aa, kızım ben sana ne dedim ama? Önemli olan niyetin, değil mi? Şimdi ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Niyetin kabul oldu. Adağını yaptın. Allah kabul etsin. Ama daha bitmedi. Bir de aile sofrası kuracağım. Önce bir çalışma odasına gidip geleyim. Yine yabanlık yapacak ama olsun, benden kurtuluş yok. Kontrole geldim. İyi misin? İyiyim. Beni rahat bırakırsan daha iyi olacağım. Müsaade edersen işim gücüm var. Çalışmam lazım. Çıkarım. Ama önce söyle. İlacını içtin mi? İlaç? İçtim. Şimdi çekil önümden. Sen neden böyle giyindin? Bir yere mi gideceksin? Mahsuru yoksa şirkete. Var. Ne saçmalıyorsun sen? Çekil önümden. Doktor sana dinle demedi mi? İyileşmedin daha. Gidemezsin. Aileni hiç mi düşünmüyorsun? Ya bir şey olursa? Aslında haklısın. Ailemi ve sağlığımı düşünmem lazım. Ha, ne güzel dedin. Gel seninle baş başa bir konuşalım bu konuyu. İşte böyle. Yabanla gerek yok. Güzelce konuşalım. Sağlığımı önemsediğin için sağ ol. Ben de buna dikkate alıyorum.
Ne yapıyorsun? Yaban! Aç şu kafeyi! İşe akıl sağlığımı korumakla başlıyorum. Kandırdın beni! Aç şu kafeyi! Saçlı gibi kapadın beni! Aç! Senden uzakta çok daha iyi olacağım. Hiç kuşkun olmasın. Aç dedim! Aç şu kafeyi! Orada kal da biraz aklın başına gelsin. Benim aklım başımda! Çıkar beni bundan! Çıkar beni! Çıkar! İyi misin? Konuş, cevap ver. İyi misin? Hemşerim. Nasıl, düzeldiniz mi? Sizin için yapabileceğim bir şey var mı hemşerim? Gölge etme. Başka ihsan istemez. Yürü. Yürüyüm. Hemşerim, sizin için yapıyorum. Geçecek hemşerim, geçecek. Bu kötü günlerde geçecek inşallah. Aslan hemşerim benim. Geçecek. Hemşerim nasılsın? Daha iyi misin? Ayşe, her şeyi öğrendi. Geçin yerinize. Geçin hadi. Siz var ya siz, en beterin de beteri bir çetesiniz. Yalan sizde, hile sizde, düzenbazlık sizde, şeytanlık sizde. Ne ararsan sizde. Bunu deftere yazdım Volkan komiser. Elimden çekeceğim var. Anlaşılı sana güvenilmezmiş. Sana gelince İbo, bunun hesabını sen bana değil, Kara'ya vereceksin. Yaptığınız her şeyi anlattım ona. İfadeni Kara alacak. İnşallah yediğin rüşvetleri sindirmişsindir. Çünkü üstüne çok güzel bir ceza yiyeceksin. Yaktın bizi komiserim, yaktın. Kim yaktı? Kim ben? Ben seni yaktım. Sen kendi kendini yaktın be. Çaylak rüşvetçi, yürü. Konuşalım lütfen. Benim seni konuşacak bir şeyim yok, anladın mı? Ağzından çıkan her söz yalan. Bir de herkese alet etmişsin ya buna. Kumpas kuruldun resmen bana. Yoksa... Yoksa? Yoksa o niyetçi amca da mı? Yazık. Gerçekten yazık. Ayşe, lütfen bir konuşalım. Seninle ne zaman konuşurum biliyor musun? Ağzından yalan çıkmadığı zaman. O da mümkün olmadığın için hiçbir zaman konuşmayacağız seninle. Bunu da böyle bil.
isteğim. Hastane. Bir şey mi oldu sana? Enfeksiyon mu kaptın? İyi misin? Bana bir şey oldu yok. Öyle olsa yatakta ben olurdum, sen değil. Kafam yerinde değil ki. Ama neden? Nasıl? Konuşurken sesin kesilince merak ettim. Sustuğuna göre kesin bir şey oldu dedim. Odaya girdiğimde baygındın. Şimdi de buradasın, hastanede. En son başımın döndüğünü hatırlıyorum. Bayıldım demek sonra. Peki, neyin varmış? Kan değerlerin düşmüş. Beslenmene dikkat etmen gerekiyormuş. Öyle dedi doktor. Tamam, bir şeyim yok o zaman. Kalkıp giderim hemen. Hayır, o serum bitecek. Değerlerin düzelecek, yemek yiyeceksin ondan sonra. Hastanede yemek yemeyeceğim. Dur, ne yapmaya çalışıyorsun? Çok uğraştım. Yemekleri yaptım. Adalet abla oruçtu, söz verdim ona. Hep beraber yiyecektik. Aile sofrası kuracaktık. Dur artık. Başım dondu. Sen de şu yemeği ye artık o zaman. Yemem. Ne zaman çıkacağız hastaneden? İyiyim ben. O yemek bitmeden buradan çıkamazsın. Aile sofrası zamanı geliyor. Bir an önce eve gitmek zorundayım. Doktor en az 2 saat kalmanı istedi. Serum da kabul etmiyorsun. Yiyeceksin. Ye, ye şunu. Ayşe Hanım. Buyurun benim. Buyurun bunlar size. Bu ne şimdi? Ben bir eşeğim, özür dilerim. Ayşe Hanım. Ya Sabır. Çiçeğe bak, kızgın olduğunu suça battığını biliyorum. Çok pişmanım. Özrünü kabul et. Çiçekle böcekle olmaz bu işler. Ayşe benim kardeşim, ver sağ ol. Sağ ol. Bu işler çiçekle olmaz deyip o buketle attığını biliyorum. Ama ne yapayım? Başka çare bulamadım. Özür dilerim.
Al sana özür. Ayşe de mi? Ver kardeşim. Laf çiçeklerden ne istiyorsun Ayşe komiser? Başka çiçek istemiyorum, anladın mı? Çiçeğini de özrünü de istemiyorum. Ayşe bak falan yok. Unut adımı. Alma bir daha ağzına. Varmış bugün nasipte. İyi misiniz? Haberler nasıl? Her şey yolunda. Ben de saatime pil almak için çıkmıştım dışarıya. Başkasına yakışmaz ama size çok güzel olmuş. Hep boynumda taşırım ben. Benim için çok kıymetlidir. Adı keşke saati. Nasıl oluyor keşke saati? Saat işlerken anı yakalamak lazım. Zaman akarken ertelemeden yola çıkmak lazım. Yoksa hep geç kalırsın, hep keşke dersin. Ben de keşke dememek için hep bunu taşırım boynumda. Bizim artık gitmemiz gerek. Sonra görüşürüz. Dur, iyi kız. Gel. Al şunu bakayım. Bu da sana tatlı. Yemekten sonra yersin. Teşekkür ederim. Hadi Allah'a emanet ol. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Çok korkuttunuz bizi. İyi misin? İyiyim Adalet abla. Biraz yoruldum ya, ondan olmuş. Bir de biraz aç bırakmışım kendimi. Hadi hep beraber sofraya geçelim o zaman. Hep beraber aile sofrasında yiyeceğiz. Tek lokma yemedim hastanede. Kıyamam sana. Nana ne tatlısın sen. İyi hadi o zaman geçelim hemen sofraya. Hadi. Tamam. Çok şükür nanamız sağlıkla aramıza döndü. Duydum. Ne güzel bir sofra. Bunların hepsi senin sayende oldu canım. Sen olmasaydın bunları hiçbiri olmazdı. Olurdu. Sen ne yapar ederdin, yine her şeyi en güzel şekilde hallederdin. Hastaneden çıktığınızı duyunca hemen sofrayı hazırlamaya koyulduk. Ayrıca sana bir sürprizim var. Sana harço yaptım. Yaman Bey hatırlattı. Ya bana bak sen. Beni düşünmüş. Ben bir teşekkür edeyim ona. Bir gün mutfağa girdi, hemen bayıldı. Biz ne yapalım? Her gün mutfaktayız. Gıkımız çıkmıyor. İşine bak kızım sen. Thank you.
Neden geldin yine? Kontrole mi? 10 dakikada enfeksiyon kapma ihtimalim yoktur herhalde. Yok. Bu sefer teşekküre geldim. Beni hastaneye götürdün, ilgilendin. Adama saygı duydun. Teşekkürlük bir şey yok. Yok yok. Sen çok teşekkürlük bir adamsın. Aslında çok düşüncelisin, çok. Hadi gel, yemekleri soğumasın. Kara, ben bugün öğle yemeğini atladım da kafam hiçbir şey almıyor. Çıkıp bir şeyler yiyeceğim. Bu dosya senin bilinir misin? Gelişim olursa haberdar edersin beni. Tabii komiser. Sağ ol. Ayşe. Özür dilerim. Senden gerçekten çok ama çok özür dilerim. Derdim asla seni incitmek, duygularınla oynamak değildi Ayşe. Lütfen bırak. Konuşayım, açıklayayım. Ferit, konuşacak bir şey yok. Yalan söyledin bana, oynadın benimle. Bu yaptın çok alçakça. Sana yalan söylediğimi mi düşünüyorsun? Aynen öyle düşünüyorum. Hem de gözümün içine baka baka yalan söyledi. Ayşe çok yanılıyorsun. Bak orada işte çok yanılıyorsun. Evet. İşin içinden çıkamadığım için bunu kullandım. Ama sana yalan söylemedim Ayşe. Söylediklerimden hangisi yalandı? Hangisi? Hayat kısa dediğim için mi? Sevdiklerimize sevgimizi gösterelim dediğim için mi? Hangisi yalandı söyle bana. Dinlemek istemiyorum. Kulaklarını iyice aç. Beni dinle. Evet abarttım. Ama benim gerçek duygum bu. Hayat çok kısa. Ve ben içimdekilerini söylemeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Benim bu dünyada istediğim tek şey var. O da sensin Ayşe. Allah'ım, bize verdiğin nimetler için sana sonsuz hamd ve şükürler olsun ya Rabbim. Amin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah senin de adağını kabul etsin. Ömrüne kesene bereket olsun inşallah ne? Allah kabul etsin. Için ne olur.
Amin. Şükür olsun onun yardımına. Aslında ben de tutacaktım da birkaç gündür üstümde bir kırıklık var. Ondan tutamadım. Sen de iyi olunca tutarsın kızım. Allah kabul etsin tutanlarınkini. Namazen gelsin, ben de sonra kalkacağım. Kalkarsın tabii, ateş parçası. Bana ne güzel sofra hazırladın, Ramazan'da da hazırlar. Yaparım tabii. Ama yalnız olmaz. Adalet abla olmasa şimdi herkes açtı. Peynir ekmek yerdik. Sen ona göre bir daha düşün. Hadi bakalım. Kahve yapayım mı, ister misiniz? Sonra. Benim tatlım da hazır. Veli sağ olsun. Yaman Bey, sipariş ettiğiniz yeni telefonla attınız geldi. Odama bırak. Telefon mu? Hat mı? Gidemezsin. Beni bırakıp hiçbir yere gidemezsin. Şu an karşımda olsaydın, sana söyleyeceğim o kadar çok şey var ki. Bembeyaz olmuş yüzün. Yemeğini de yedin ama. Niye öyle bakıyorsun? Yedim. Hem de nasıl? Ben unuttum. Pınar'ı arayacaktım. Hemen silmem lazım mesajı. Hemen. Neyi sileceksin hemen? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Amacın ne? Sesli mesaj bırakılmış senin tarafından. Gidemezsin. Beni bırakıp hiçbir yere gidemezsin. Şu an karşımda olsaydın, sana söyleyeceğim o kadar çok şey var ki. Neymiş söylemek istediğin şey? İşte Yusuf için yaşaman gerek diyecektim. Abime verdiğin söz hatırlatacaktım. Ölemesin diyecektim. Bunlar...
Madem bunları söyleyecektin, neden duymamı istemedin o zaman? Çünkü ben zayıf değilim bu kadar. O anda yeni almıştım ölüm haberini. Güçsüzdüm. Beni öyle bilmeni istemedim işte. O kadar. Gidemezsin. Beni bırakıp hiçbir yere gidemezsin. Şu an karşımda olsaydın, sana söyleyeceğim o kadar çok şey var ki. Kazalar insanlara görmediklerini gösteriyor. Anlayamadıklarını öğretiyor. Sırtını dönmüş olan kader size gülümsüyor. Sizle barışıyor. Saat işlerken anı yakalamak lazım. Zaman akarken ertelemeden yola çıkmak lazım. Yoksa hep geç kalırsın. Hep keşke dersin. Şu an karşımda olsaydın, sana söyleyeceğim o kadar çok şey var ki. Benim sana yok. Olamaz. Yaman Bey'in ölüm ilanı değil mi o? İptal etmeyi nasıl atladık? Allah'ım sen koru yarabbim. Ay benim içime bir fenalık geldi. Bir bakabilir miyim? Acı kaybımız. Kırımlı Holding'in sahibi değil iş adamı. Akça Kırımlı'nın biricik yeğeni. Ziya Kırımlı ve Yalçın Kırımlı'nın kardeşi. Yusuf Kırımlı'nın amcası. Yaman Kırımlı. Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Nananın neyi peki? İçindekin düşmanı. Kalbindekin virüsü. Ya bu ilan gerçek olsaydı? Onu henüz bulamadık. Ama az önce söylediğim gibi böyle bir kazadan sağ çıkması imkansız. İyi cesur göz oldun Nana. O çok iyi işte. Devam ediyor yabanlığına. Sen merak etme. We'll be right back.
Sen... söyleyeceklerim vardı. Gördüm. Sen ölüyordun. Sana bir şey oldu sandım Mine. Ben de. Ben...